Kırım-Kongo kanamalı ateşinden korunmayı bilmek için risk gruplarını ve bulaş şekillerini bilmek gerekiyor. Bilindiği üzere risk grubu daha çok bu mikrobu taşıma ihtimali olan hayvanlarla ve hayvandan insana bulaştırabilecek kenelerle yakın teması olan insanlar olmak üzere iki gruba ayırarak dile getirmiştik. Özellikle bu risk grubundaki kişilerin hayvanların, enfekte hayvanların kan ve diğer vücut atıklarından, sıvı atıklarından teması kesmeleri gerekmektedir. Yine aynı şekilde çıplak elle hiçbir şekilde bu sıvılarla temas etmedikleri gibi risk grubundaki bu hayvanların bu parazitel hastalıklardan korunması için, yani olayı kökenden çözmek için risk grubu, yani mikrobu taşıma ihtimali olan hayvanların periyodik olarak parazitel hastalıklardan korunmak amacıyla veya bu viral enfeksiyonlardan korunmak amacıyla sürekli ilaçlanması gerekmektedir. Hayvanların ilaçlanmasının yanı sıra zaten o zaman olayı kökten çözmüş oluruz çünkü kaynağı kurutmuş oluruz. Bir diğer koruma yöntemi ise hayvandan insana bulaştırabilecek kenelerle temas ihtimali olan ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak.